Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Poco X6 Pro 5G'ye HyperOS 2.0 geldi arkadaşlar. Bunu nasıl yapabileceğini sizlere göstereceğim. Yaptığınızda da çıkmayabilir, yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. Bunu sizlere ilk başta aktarayım, yani yalancı olmak istemiyorum. Nasıl yapacağınızı sizlere şöyle bir göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra değerli dostlar, aşağı doğru geliyoruz. Ek ayarlara giriyoruz. Ek ayarlara girdikten sonra değerli dostlar, burada bölgeye giriyoruz. Bölgeye girdikten sonra burada bizim bölgemizi fast yapıyoruz arkadaşlar. Fast. Fast yapıyorsunuz. Tıkladık. Geri geliyorum. Tamamen çıkmam gerekiyor. Bakın tamamen çıkıyorsunuz ilk başta. Ondan sonra ayarlara kısmına giriyorsunuz. Cihazıma giriyorsunuz. Bakın 14T Pro'da bu gelmez. 14T Pro üzerinden sizlere videoyu gösteriyorum. Burada iProsa tıklıyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz. 15-20 dakika sonra da gelebilir. Telefonunuzu kapatıp açın. 1-2 saat sonra da gelebilir. Ya da birkaç gün sonra da gelebilir arkadaşlar. Çin bölgesinde tamamen dağıtılmış durumda. Çin olan cihazlara geldi. Yani Çin bölgesinde olanlara geldi. Bir de Fas'a gelmiş arkadaşlar. Siz de deneyin. Olup olmadığında yorumlarda buluşalım inşallah. Bu konuda videolar çekmeye devam edeceğiz. Diğer modeller için de videoları çektik. Telefonumuz YouTube kanalımızdan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca Singapur, bir de şey var arkadaşlar, unuttum onu demeyi. Singapur'da olabilir. Bakın Singapur. Yok, Paraguay, özür dilerim, Paraguay. Paraguay'ı da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu Paraguay'ı da bir deneyin. Ona göre yorumlarda buluşalım inşallah. İnşallah gelir. Ama şunu söyleyeyim sizlere, HyperOS sürümlerinde çok büyük sıkıntılar varmış. Isınma, kendi kendine yeniden açılıp kapanma. Her zaman yedeğinizi alın. Ondan sonra güncelleştirmeyi yapın arkadaşlar. Tavsiyem bu yönde sizlere. Eğer bazı sıkıntılar çıkarsa da güncelleme yaptıktan sonra telefonunuzun yedeklerini tamamen alın ve telefonunuzu sıfırlayıp yeniden kurun. E-posta hesaplarınızı kaldırmayı da unutmayınız. Çünkü açılışta onların şifrelerini falan istiyor. Takılmayın bir yerde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.